Çünkü bu bir geri bildirim analizi var. Geri bildirim analizi bilimsel metodolojide şu anda yönetim bilimlerinde kullanılıyor. Yönetim bilimlerinde bir işte kamu yönetiminde, iş yönetiminde, endüstri psikolojisinde kullanılan bir kavram. Geri bildirim analizi yapamayan kişi gelişemiyor. Nerede? Yani, olduğu yerde kalıyor. Ve rastgele öğreniyor. Üç türlü öğrenme var bakın. Yani birincisi klasik ortalama insanın öğrenmesi. Bir hata yapar, hatayı bir daha yapar. Bir daha yapmaz. Yani ders alır ondan. Ders çıkar. Ama akıllı kişiler ne yapar? Başkalarının tecrübelerinden faydalanır. Yani geri bildirim analizlerini yapar. Bir hata yaptığı zaman o hatayı bir eğitmen olarak görür. Yani bir eleştiri alırsa o eleştiriyi bir armağan olarak görür. Ve oradan kendisini tanıma açısından bir adım atmış olur. Eğer bir insan eleştiriye kapalıysa, yani hatalarından ders almıyorsa, bu kişi hep yani bir hata yapar, bir daha yapar. Bakıyorsunuz bu üçüncü tip öğrenme ki ta aslında öğrenmemedir. Bunu Anadolu'da bu tiplere biliyorsunuz hödük denir. Yani bunun doğrultusuna gider. 30 sene sonra aynı yerde otlayan tiplerdir bunlar. Yani bu tarz kişiler bu tarz kişiler geliştiremezler kendini. Geliştiremezler ki ve bu kişilere baktığın, incelediğin zaman neyi görürsün? En çok inatçı kişilerdir. Yani inatçılık geri bildirim analizi yapmamak demektir aslında. İnatçılık düşünce katılığıdır. Yani biz burada duyguların eğitiminde öğrettiğimiz ana başlıklardan birisi de kognitif fleksibilite, mental fleksibilite dediğimiz zihinsel esneklik öğretiyoruz. Olaylar karşısında esneyebilmeyi öğretiyoruz. Esnek düşünceyi öğretiyoruz. Esnek düşünce öğrenmede çok önemli. Esnek düşüncenin nörobilimsel karşılığı da var. Yani nörobilimsel karşılığı nedir esnek düşüncenin? Nöroplastisite demek. Beyin plastisitesi. Yani beynindeki, beynimiz çünkü beynimizin hipokampus bölgesi var. Orada kök hücreler vardır. O kök hücreler böyle yeni deneyimlere açık, enerjisi yüksek, böyle yani devamlı öğrenme aşık olan, öğrenme aşkı olan, kendini geliştirme aşkı olan yahut heyecanı yüksek kişilerde beynin o bölgesinde kök hücre yeni sinir hücresi üretir. Yeni üreyen sinir hücresi ne yapar? Yeni sinir hücresi ne yapar? O yeni bağlantılar kurar ve göç eder beyinde. Sinir hücreleri göç ediyor beyinde. Göç eder ve beyindeki sinaptik bağlantılar devamlı değişir. Devamlı değişir. Yeni öğrenme öğren. Bu Alzheimer'a karşı da koruyucu etkisi var. Onun için yani Alzheimer için beyin ya kullan ya kaybet kuralıyla işliyor. Kullanmadığın zaman beyin yollar köreliyor oluyor. Aynı bir şehir trafiğini düşün. Bir şehirde trafik kesilirse bir müddet sonra yollarda taşlar, çöpler, her şey birikir. Artık araba geçemez hale gelebilir, tıkanır her taraf. Kullanılırsa açılır. Yani bir ya da bir ormanı düşün, evet devamlı yürürseniz ya da bir karı düşünün. Karda eğer bir kişi geçerse herkes onun arkasından gider, orası gittiği patika olur. Daha çok kişi geçerse orası yol olur. Arabalar geçerse daha büyük yol olur. İşte beynimiz aynı böyle çalışıyor. Bilgi trafiği olduğu zaman beyinde yeni sinaptik alıntılar oluşuyor. Hatta bunu böyle vadi metaforuyla açıklanıyor. Bir vadi var. Vadide işte şey oluyor. Kışın yağmur yağınca yeşilleniyor, yazın olmuyor. Yazın sapsarı oluyor vadi. Diyeyim, hep kupkuru oluyor. Eğer bir bölgesini vadinin devamlı sularsanız, su bulunmuşsa, bakarsanız orası ne oluyor? Yemyeşil oluyor, ağaçlık oluyor, kuşlar, böcekler, her şey oraya toplanıyor. Bir ekosistem oluşuyor orada. Ve orası evlerin, insanların, canlıların yaşadığı bir yer haline geliyor. Bakın insan beyninde de aynı şekilde eğer zihinsel uyarı, bilgi gelirse beynimizdeki böyle zenginleşen alanlar ortaya çıkıyor. Zenginleşen alanlar ortaya çıkması zihinsel yatırımlarla oluyor. Zihinsel emeklerle, çabayla oluyor. Bu da duygularımızı yönetebilmekle ilgili bir durum. Yani ona duygu yatırımı yaptığım zaman bilgi yatırımı da ortaya oluyor. Ve orası zenginleşiyor, bakımlı hale geliyor. Yani, ve ileri yaşta da oralar yaşıyor. Hani bir söz vardır da,
cami yıkıldı, mihrabı kaldı diye. Alzheimer hastalarında, demans hastalarında öyledir. Kişiliği yıkılır, darmadağınık olur ama çok önem verdiği şeyi yaşar o kişinin. Yaşar. Bakarsınız o iyi mizaçlıysa bütün kimseyi tanımıyordur ama böyle sevimli bir ihtiyardır. Ama gençliğinde böyle kavgacı, edepsiz, cazgır birisi ise bakıyorsun yaşlanır, iyice ileri yaşta olur, demans olur artık. Kişiliğini kaybeder, kendini tanımaz hale gelir ama o saldırgan, geçimsiz huyu değişmez, devam eder. Geçimsiz bir ihtiyar olur o. Onun için yaşımızdan hayatımıza nasılsak hayatımızın sonunda da beynimiz bize o yönde şey veriyor, yol gösteriyor. Yani kişiliğimizin, ruh yapımızın aracı organı beyin. Bazılarına göre kaynaklanıyor deniyor ama şu andaki kuantum bilimindeki ortaya çıkan bilgilerle birlikte kuantum mesela kendine barışık olmak çalışmasını yaparken ben kuantum bilimin bu derece etkili olduğu bilinmiyordu. Hiç o konulara girmemiştim. Daha sonra inanç psikolojisinde o konulara girdik. Kuantum bilinç çok önemli. Kuantum bilincin olma. Kuantum bilinç de kişinin aslında evrenle ilişkisel olduğunu gösteriyor. Yani beynimizde bir de bir kuantum bir beyin olması gerekiyor. Holografik bir beyin. Çünkü beynimiz komut veren organ değil. Yani bu nedenle kendimizi tanımak, geri bildirim analizi yapabilmek aslında beynimize yatırım yapmaktır. Buna nöro liderlik deniyor. Kendi kendine lideri olmayan bir kimse çocuklarının da lideri olamaz, iş yerinin de lideri olamaz. Yani yaşadığı yönetim karar vericiyse karar verdiği sistemin de lideri olamaz, hata yapar. Ama kendini bilen bir kimse hatayı daha az yapıyor. Şuna benziyor, bir savaştasınız. Savaşta karşıda düşman var. Düşman sağ cenah, sol cenah, merkez kuvvet var. Eğer üçünü iyi tanırsanız, zayıf tarafını bulursunuz, ona göre hücum edersiniz. Ama kendi zayıf tarafınızı bilmiyorsanız, sağ cenah, sol cenah, merkez cenah, yani kendi zayıf tarafınızı bilmiyorsanız, sol cenah, sağ cenahınızı zayıf tutarsanız, düşman görür, siz onun zayıf tarafına saldırırken o da gidersin, zayıf tarafına saldırır, kaybedersiniz. Hayatta da böyledir insan. Yani insan ilişkilerinde bu tarzda bir ilişkiler vardır. İlişki kurarken güçlü yönünü, zayıf yönünü bileceksin. Bu aslında yönetim bilimlerinde kullanılan SWOT analizidir. Güçlü yönler, zayıf yönler, imkanlar, fırsatları, tehditleri insan hayatına bakış açısı ve bunu iyi bilmesi, iyi karar verebilmesi. Aslında kendine barışık olmak bir açıdan stres yönetimi demek. Yani kişinin stres faydalıdır söyleyeyim. Kontrol edebilen stres faydalıdır. Stres kişinin yetenekten ortasına çıkmasına neden olur. Aslında stres bizim için şu açıdan faydalı. Acı büyümenin bir parçasıdır. Acı büyümenin parçasıdır. Stres ya da acı deneyimler, beklenmeyen durumlar kişinin gerilimine sebep olur. Yani nasıl vücuttaki gerilime sebep olan durum ne yapar? Kaslar gerilir, işte kemiklerimiz zorlanır. Ne hissederiz? Ağrı hissederiz. Peki ruh bütünlüğümüz tehlikeye girince, fiziksel bütünlüğümüz tehlikeye girince ağrı hissettiğimiz gibi ruh bütünlüğümüz tehlikeye girdiği zaman ilk hissettiğimiz şey kaygıdır. Kaygıdır. Büyürse korkuya dönüşür. İşte bunlar hepsi birer stres kaynağıdır. Bu kendine barışık olmak kişinin iç stresini yönetmesi, sosyal stresi yönetmesidir, stres yönetimidir. Stresi mutluluğa dönüştürmektir kendine barışık olmanın yolu. Yani stres yönetimini bunun için biz kişinin böyle güçlü yönlerini bilmesi, zayıf yönlerini bilmesi, mesela mizah duygusunu kullanabilmesi de bir beceridir stres yönetiminde. Aile içinde stres var, ev içinde stres var, bunları yönetebilmek gerekir. Bunda yani stres yönetiminde bir model söyleyebiliriz. Stres yönetiminde 3 tip strese karşı tolerans biçimi vardır. Birincisi sünger tipidir. Sünger tipi stresi içine alır. Emer, şişer, hareketsiz hale gelir. Bu depresif kişilerdir. Alıngan, kırılgan kişilerdir.
Bu kişiler içinde biriktirir, biriktirir, patlarlar. İşlevsiz hale gelirler. İkinci stres yaklaşımı teflon tipi kişilerdir. Teflon tipi kişilerden stresle ilişkisi nasıldır bunun? Stresi vurdum duymaz, empati yapmazlar. Stres neden geldi, benim zayıf tarafım nedir, neden oluyor hiç düşünmezler. Kendisine iyi gelen şeyler, rahat hissettiren, mutlu hissettiren şeyler iyidir, iyi hissettirmeyen şeyler kötüdür gibi değerlendirirler bu kişiler. Bu da neden, bu nedenlerde hani teflon tava kendisi yanmaz ama içindekileri yakar. Hep başkalarını üzerler, kendileri hatalarını geri bildirim analizi yapamazlar, öz eleştiri yapamazlar. Hatalarını büyütüp dururlar devamlı. büyütüp dururlar ve bu kişi başkalarının bir olay olduğu zaman dış sebebe bağlarlar. Yani içindeki negatiflikleri kendilerine negatifliği yakıştıramadıkları için senin yüzünden oldu derler. Yani mesela şey yani hani horoz öttüğü zaman güneşin doğmasını kendinden zannedermiş ya, bu kişilerde bütün iyi ve güzel şeyleri kendinden zanneder böyle. Bunun gibi narsist kişilerin temel duygu yapısıdır bu. Diğer doğru olan stres yönetimi biçimi de kauçuk tipidir. Kauçuk nedir? Bir arabanın yani önceden, yani şimdi belki öyle değil ama arabalarda süspansiyon olarak kauçuk kullanılırdı. Kauçuk olur, kauçuk şeyler kullanır, kitleler böyle. Motordaki sarsıntıları minimize eder, arabanın sarsıntı yapmamasını sağlardı. Böyle kauçuk süspansiyonlarla, yani şu anda en konforlu şeyde böyle kauçuk ne yapar o? Stresi emer. Stresi emer ama tekrar eski haline gelir. Bu kendisini bozmaz, dağıtmaz. Stresi emer, ona karşı bir beceri geliştirir, eski haline gelir. Bu kauçuk tip kişiliklerde stres yönetiminde ideal olan, bunlara resilience deniyor psikolojide. Bu resilience yani esnek sağlamlık, Türkçedeki karşılığı. Yani psikolojik sağlamlık ve psikolojik sağlamlığın esnek olanı. Yani sağlamlık derken katı bir sağlamlık değil, rigid sağlamlık değil, bencilce sağlamlık değil. Esniyorsun ama dağılmıyorsun, kırılmıyorsun. Bu tarzda resilience tarzındaki psikolojik sağlamlık öğrenmek gerekiyor. Bu da kendini tanıma, kendine barışık olma ve kendini yönetmek için çok önemli bir boyut oluşturur. Bunu da kendine barışık olmakta, bunun için mesela evlilikteki stresi de yönetebilmekte önemlidir burada. Yani bir evlilikteki stresi yönetiminde kişi ne yapıyor? Evlilikte bir gerilim var. Bu gerilimi ne yapıyor? Bir fırsat eğitimi olarak ele alıyor. Fırsat eğitimi olarak ele alıyor. Yani bu böyle durumlarda mesela diyelim şöyle bir örnek, yani şey gibi, yani bir kadın eşine diyor ki ya bilgisayarın şeyini ekranını çok açtın. İnsan çok parlıyor, çok rahatsız ediyor. Kapasana diyor eşi. Adam da eşine dönüyor ki senin nur yüzün daha parlak diyor mesela. Bak orada eğer eşi öyle dese, ben sana göre mi ayarlayacağım dese, bir tartışma çıkacak. Orada öyle bir şey söylüyor ki kadın psikolojisine en uygun bir laf söylüyor ve onun eleştirisini alıp yönetiyor işte. Bir stres çıkaracak bir olayı yönetiyor. Bunun gibi ilişkilerde de stresi yönetebilmek için pozitif anlam katmak ve pozitif yorum yapmak ve pozitif tepki vermek önemli. Bunun gibi yani bu kendine barışık olmaktaki temel yaklaşım bu şekilde olması çok önemli. Yani kişilikte aşağı yukarı 12 civarında kişilik tipi var. 3 gruba ayrıldı. A, B, C tip kişilikler var. Yani A tipi kişilikler genellikle böyle şey olan kişilikler vardır. Böyle işte kuşkucu, böyle düşünce alanında daha çok bozukluk vardır. Yani şizotipal, şizoid, paranoid kişiler vardır. Düşünce alanındaki bozukluklar. B tipi kişilerde de vardır. Antisosyaldir, borderline'dir, histriyoniktir, narsistik kişiliktir.
Bu kişilerde de şey vardır daha çok. Siklotimiktir, hipertimiktir. Bu kişilere duygu yönetimi, duygu alanında bozukluklar, duygusal iniş çıkışları vardır. Empati yapamazlar. Üçüncü kişilik tipinde de bu kişilik tipi tipinde de daha çok bağımlı kişilikler vardır. Obsesif kişilikler vardır. Böyle kaçıngan kişilikler vardır. Yani bu tarz kişilik özellikleri yani 12 tane kişilik tipi biyolojik genetik olarak geliyor bizde. Genetik olarak geliyor 12 kişilik tipi. Yani herkes bir kişilik tipinden geliyor ama her kişilik tipinden bir demet var insanda. Ama hangisi baskınsa o kişilik gibi ortaya çıkıyor. Kişilik bozukluğu olduğu zaman bu özelliklerin bazıları çok abartı ortaya çıkıyor. Kişilik bozukluğu olduğu ama kişilik olarak herkes bu 10-12 civarındaki kişilikten birisine bir şekilde uyuyor. Bazıları içe dönük oluyor, bazıları dışa dönük oluyor, bazıları kuşkucu, bazıları takıntılı vesaire olabiliyor. Bu genlerimizin bize sunduğu, gelen, kodlanan gen %30-40 civarındadır. Bir bina düşünün. Bina neden oluşur? Bir taşıyıcı unsurlardan oluşur. Bir de daha sonra diğer donanımlardan oluşur. Yani günlük hayatla ilgili. Sonradan öğrenilen taşıyıcı unsurlar binayı bina yaparlar. Taşıyıcı unsurlar dokunduğu zaman bina yıkılır. Ama daha sonraki unsurlar %60-70'tir bu. Yani insanda soyut, sonradan öğrenilenler, işte boyası, sıvası, elektrik, su, tesisatı, çatısı vesaire gibi bunlar hepsi sonradan kazanımlı olanlardır. İşte kişiliğimizin %60-70'i sosyal öğrenmeyle gelişiyor. Ancak %30-40'ı doğuştan genetik olarak, kod olarak geliyor. Bunu bilmek gerekir. Biz hangi alana yatırım yaparsak kişiliğimizin o yönü daha çok gelişiyor. Onun için kişiliğin şekillenmesi 0-6 yaş arasında çok önemli. 0-6 yaş arasında bazı görüşlere göre 0-5'e, 3'e kadar düşüyor bu. Kişinin öğrendiği bilgiler, beyinde kaydedilen bilgiler ondan sonra 5-6 yaşından sonrasından daha çok. Çünkü ayakta durmayı, mesela çocuk eline oyuncağı suyu alır, bir bardak suyu döker. Biz yaramazlık yapıyoruz zannediyoruz. Aslında o çocuk yer çekimine karşı öğreniyor. Dengeli yürür ya böyle. Yer çekimine ayakta durmayı öğreniyor çocuk. Yani bunların hepsini sonradan öğrenir çocuk. Anne karnının konforlu ortamından ilk çıktığı zaman ilk duygusu nedir? Ağlamak tepkisi. İlk duygusu korkudur. İlk hissettiği annenin kokusu ve göğsünün sıcaklığıdır, güvendir. Ve bu şekilde hayatı. Ve ona sevgi yatırımını yapar. Sevgi yatırımını yapar. Daha sonra büyüdükçe sevgi yatırımını kime yapar? İşte kardeşine, oyuncaklarına, babasına ve diğer şeylere, yaşadığı ortama yapar. Vatanına, kasıt memleketine, ülkesine, insanlığa ve yaratıcıya yatırımını yapar. Ve bu şekilde sevgi yatırımını yapar. Daha sonra bir sevgi piramidi oluşturur kişi. En çok neyi seviyorsak biz oyuz. Kutsalımız odur. Yani onun için içimizdeki sevgi piramidine bakalım. En tepede ne var? En bir tepede Mevlana'nın dediği gibi burada ilahi aşk mı en tepede sevdiğimiz? Yani aklımız, kalbimiz, zihnimiz, ruhumuz hep böyle Allah'a mı yönelik? Onun rızasına mı yönelik? Yoksa nefsimizi tatmin etmeye mi yönelik? Yani çocuk ilk doğduğundaki ilk duyguları nefsini tatmin etmeye göredir ilkel bir egonun. Bunun için Freud çok güzel söylemiş, primer narsizm demiş. Yani ilk çocuk kendini sever sadece. Kendini sever ama insan büyüdükçe narsistik yatırımını topluma yapar. Yani sadece kendisi değil, toplumu da, anneyi babayı da sever. Sevgi yatırımını yapar ve sevgiyi geniş bir yelpaze olarak tutar. Akıllı insan da uzun vadeli sevgi yatırımı yapar. En akıllı yatırım ne o zaman? Ölümden sonrasıyla ilgili sevgi yatırımını yapabilmek. Onun için ilahi sevgi kalbimizin en tepesinde olması, Mevlana'nın öğretisi aslında şu andaki nörobilimin öğretisi açısından da insanın, yani akıllı insan sadece bu dünya mutluluğunu hedeflemez, iki dünya mutluluğunu hedefler. O halde biz ölümden sonraki hayatın mutluluğunu da düşünemezsek biz kısa vadeli düşünüyoruz deriz, zarar ederiz. Onun için
Yani en tepeye biz ilahi sevgiyi ve ondan sonra diğerlerini koymamız, en çok ona kalbimizi yönetmemiz, daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü sıralamaları sevgi yatırımımızı yaparsak sevgimizi doğru yönetmiş oluruz. Bu da kendimizi yönetmekteki zihinsel harita bu şekilde olması önemli. Bunu da bu vesileyle Mevlana şehrini, Konya'ya selam saygılar iletiyorum.